asıl müzesi yapıyorlar. Yapanlar da yaptıranlar da benim için makbul değil. O bakalım o basın müzesine Marco Paşa koyacak lazım bu adamlar. Çok ilginç bir şey. Ne zaman çıktı Marco Paşa? Toplumun en çok gereksinme duyduğu zamanda. O şey gibi, şeker hastasının şeker yemesi gibi, tatlı yemesi gibi, su ihtiyacı. Hiç kimsenin sesini çıkarmadığı bir dönemde ve ezildiği dönemde, İkinci Dünya Savaşı'nın sonu, her şey çalmış. İşte o şöyle karnelerde o veriliyor, bu veriliyor, ahlak bilmem ne falan filan. Amerikalı bahriyelere gelince, bir süre gelince, genel evi hükümet açmış, genel evi. Genel evi yalnız Amerikalılar gibi yasaklanmış Türk askeri kapısında bekliyor. Çünkü gerçek yani. Bu ne demek ki? Açıkça yani. Adı var değil mi? Çocuklarla bu işi yapalım. Marco Paşa böyle bir dönem. Böyle bir dönem. Bunun dışındaki dönemlerde gülmece olmaz değil. Olur. Gülmece olur. Ama halktan yana yararlı, kalıcı bir düşünmesi ağır basar. Düşünce amaçlı gülmece olmaz. İnsanlar gülmecesiz kalmaz. Her dönemin gülmecesi vardır. Her sınıfın gülmecesi vardır. Onların da ölçüsü vardır. Gülmecesiz bir insan olmak, toplum olmak var. Şimdi bakın yine somut örnekler vereceğim size. İki tane lejender şeyimiz vardı, kahramanımız vardı. Birisi İnciri Çavuş. Çok, çok var da yani iki tanesini şimdi söyleyeceğim. İnciri Çavuş ve Bektaşlı. Bektaşlı diye bir adam var mı? Bektaşlı diye bir sürü adamlar var. Ama toplum tek Bektaşlı diye bir şey çıkarmış. Monotip çıkarmış. O tipe mal etmiş. İlginç bir olay. Şimdi 4. Murat nasıl bir adam? İnciri Çavuş nasıl bir adam? İnciri Çavuş'un gürültüleri son derece yumuşak, tatlı, gülersin, edersin de ama aklına bir şey kalmaz yani. Bir yerde anlatmazsın, yinelemezsin. Bektaşi'ninki öyle değildir. Bektaşi vurucudur, bir belli şeyi yıkıcıdır ve aklında kalıcıdır. Şimdi, bunlar hangi zamanda gelmişler? Niçin onunki yumuşak da öyle kalmış da öbürü öyle? İnciri Çavuş ki elçiliklerini yapmış, yaşamış bir adamdır. Bektaşi gibi tezende bir kahraman değildir. İnciri Çavuş, 1. Ahmet zamanlıdır. 1. Ahmet zamanı, Osmanlı İmparatorluğu'nun en mürebbel zamanı. En rahat, şiir, kale devri, ye, iç, sev, sevinç. Böyle bir dönemde. Halkın önemli acıları yok. Peki şey ne zaman çıkmış? Bektaşi'nin fıkralarının çoğu, hepsi baştan beri var da, şimdi anlatacağım, özellikle bu anlatacağım gürültü. Bu da 4. Murat zamanı çıkmış. 4. Murat ne? Kıyıcı, yıkıcı, vurucu, kesici bir tabi. Ne yapmış 4. Murat? 4. Murat şunu yapmış. Cigara içmek yasak. Tütün içmek yasak. Cigara yok ya, tütün içmek yasak. İşte şey, çubuk içmek yasak. Esrar içmek yasak. Küfür etmek yasak. Biraz. Şimdi tepki neyi yasak koyuyorsa ona doğru gelir. Buna Bektaş tepkileri başlamış. Halk uydurmaya başlamış. Uydur bir tanesi. Bir tane. Küfür etmek yasak. Bir de şunu bilmek gerekiyor. Acaba niye 4. Murat çok çok halkını seviyor da aman benim halkım cigara içmesi için yapıyorlar ya onun gibi aynı şey yapmış çünkü. Bana ceza yani halk seviyor da aman halk benim cigara içerse kanser olur, yazık olur falan. Hayır. Kahvehaneden korkuyor. Türkiye'de yine çok önemli kahvehane var. Bugün hükümete kahvehane korkuyor. Bize kahvehane kurdurmuyor. Biliyorsunuz iki şeyin amacı kahvehane kurmak. Sadece bilmem ne içilen, afyon içilen, oyun oynanan yer değil. Ölü olsa, ölü olsa çoktan her yeri kahvehane yapacak. Kahvehane dirsek değinisinin olduğu, insanların yan yana geldiği, konuştuğu yerdir. Yalnız Türkiye'de değil ama Türkiye'nin geleneği çok daha onlardan eski. Fransa'da böyledir kahvehane geleneği, Almanya'da böyledir. Faşizm de onları fırlamıştır. Öbür politik akımları kahvehane fırlamıştır. Kahvehane ya da bir hane, yani kahvehane aynı şey. Yan yana geliyor insanlar, biz kahve içiyoruz, Almanya'da bir içiyoruz. Yan yana giriyorsun, yan yana geliyor. Halbuki halktan yana olmayan iddialar insanları tespit, dağılık, tespit tanesi gibi isterler. Yan yana gelmesinler isterler. Onun için bugün bize kahvehane kurdurmak istemiyorlar. Kuracağız, o başka.
muhabbet var, sevgi var. Ve Ermeni balıkçı, yeni kapıda Ermeni balıkçısı Kübra falan konuşamıyor. Kübra falan konuşamıyor. Biliyor musunuz? Türk, Anadolu Türk'le Kübra falan konuşamaz. Bak, laf laf açıyor, uzatıyorum ya. Amerikan heyeti geliyor, olmuş baka. Yetişkinlere, yetişkin Türklere alfabe yapacaklar. Çünkü biliyorsunuz alfabede 20 yıllık olaydır bu. Harfleri öğretmiyorlar. Önce sözcükleri öğretiyorlar. Ondan sonra orada harflere geçiyorlar. Daha bütün öğrenme, eğitim çizgisi olarak. Böyle bir şey çıktı. Şimdi 20 yaşında, 30 yaşında insanlara Türkçe yazıp okuması öğretecekler. Amerikalı pedagoglar her şeyi biliyorlar. Demişler ki halkın arasında anket yapalım. Saplayalım şeylerle, ses alma makineleriyle. En çok kullandıkları kelime hangisiyse ne çıkmış biliyor musun? En çok kullanma uyum diye. Nasıl koyacaklar artık? Allah'ın sonra kulağını eşi olan şey. Ne kullandılar? Doğru düşünürsen çok sonra şimdi arkada yok olmuşlar. Yorumları, onların yorumları Türk milleti cinsel aç. Hiç ilgisi yok. Çünkü onu söylediğim zaman kadınlar da söyler. Anadolu'da kadınlar da, çocuklar da söyler. Orada bu anahtarıdır. O onu açmazsa da bu söyleyemez. Bana bir bardak bana su ver derken de kula koyayım diye bir anahtarı. Eğer kendi halkını biliyorsak, kendi halkını biliyorsak böyle. Şimdi o oradaki lafı açmanın anahtarıdır. Yoksa cinsel açlık cinsel açlığında şüphe yok ya. Ama rule olmayı istiyor. Niye yasaklıyor küfür etmeyi? Ermeni niye küfür ediyor? Küfür eden balıkçı Ermeni. Hala pek az kaldı birkaç tane örneği. Bir tane de şimdi burada şaşırdılar. Bu Ortaklar Caddesi'ni öbür tarafta zannediyorum. Ben yön yeteneği yok. Türk balıkçı gittim ona dedim ki öbür caddeye girdim baktım ki orası değil. Dedim Ortaklar Caddesi nerede? Dedi ki o karşı yerde oradan gideceğiz. Ama dedim ben geçen ben geldim dedim. Buradan gittim. Sen git oradan git ya dedi. Her yere bak. Sen geçti ama bana küfür etmek edemiyor tabii. İşte Ermeni küfür ediyor. Küfür etmeden konuşamaz ki zamanlar ben ne yapsın ya. Bir kahve ver dese kahve verdikten önce bir anahtarı var. Yasaklamış asıyor diye. Hiç artık bir şey etmiyor. Ermeniler başta ortalar. Ahu gözünü seveyim. Anlaştın ya. Ya bu iki gözü çakarsın ya. bu tabii bu gürüt şeyin kıyısına ciddi olarak anlayın. Başka bir var. 4. var biliyorsunuz bu tabii gerçek. Kılık değiştirerek sürekli halkın içine giriyor. Halkı anlasın da ona göre iyilik yapsın diye değil. Hangisini öldüreceğim bu gece diye. Gerçekten de böyle. Bir yanda da bedelini almış. Kılıp değiştirmiş, 5 tane içerisine gelmiş, karşıya geçecek. Bir 40-50 metre denizde bir adam var kayıkta. Bektaşlı da orada içiyormuş, yasak ya. Bektaşlı da altında zavallı kayığı açmış denize oraya. Çekiyor kapıyı, binlikten çekiyor. Ya kayıkçı lan gelmiş bu. Bizi karşıya geçirir misin? Geçiririm. Ne kadar şu kadar pekala binmişler. Padişah oturmuş, örgünün patatesi oturmuş. Mutluklar, yani halk uyduruyor. Gidiyorlar, biraz ilkten sonra çekmiş binliği çıkarmış. Şimdi kendi içerse suçlu olacak, onları da suça teşvik edecek. İçiyorlar şunlarla bir şey. Altyazı meclifem demiş. Ciğer söylemiş lan, bunu öyle bilmek için geçer. Almış. Biz de der, sen de aldın, o da içmiş. Ondan sonra kendisi bir beraber suçlar. Biraz daha gelirse. İçiyorlar bir daha, bir daha, bir öder. Dedim ki, sen biliyor musun demiş diskimiz. Kimsin sana demiş. Ben vezirim, bu da padişah demiş. Gidip yoktu onlar demiş. Ulan 2 fut çektiniz, biriniz vezir. Halk belli zamanlarda gülmeceyi kimiyle birlikte gereksinir. O zaman halk bunları yaratır. Bugün yaratılmış gülükleri bilmiyor muyuz biz kimler hakkında? Biliyoruz. Konuşuyoruz kenarımızda kimler için. Niçin yapıyoruz bunları? Yıkmak için yapıyoruz. Çünkü başka türlü yıkamıyoruz. Ve yıkılıyor bu adamlar. Bu adamlar yıkılıyorlar. Bu kadar alay edilen, bu kadar halkın küçümsediği adama artık bu adam oy alamaz, işi alamaz, yapıp oraya getiriyor. Bizim yaptığımız iş işte budur.
efendim ve adetimi bir insanın kendi kişiliğinden gelen, kendi karakterinden, niteliğinden gelen bir itici güç. Bir yandan da toplumsal koşullar. Aziz Nesin'in demin ayrıntılı olarak anlattığı biçimde bu toplumsal koşulların tabii ürettiği bir mizah gereksinmesi ya da gülmece gereksinmesi, bunun ikisi birleştiği zaman da ortaya mizah yazarı çıkıyor. Ama bir şey boşlukta kaldı. Aziz Nesin orada ısrar ediyor. Ben bir soru işareti getiriyorum. Acaba bir insanı ya da bir sanatın bir bölümünü mizah edebiyatı diye ayırmak mı gerekiyor? Yoksa yazar, sanatçı, romancı, öykücü diye bir ayrım daha mı geçerlidir? Aziz Nesin derken mizah yazarı mı diyelim, öykücü, romancı mı diyelim, köşe yazarı mı diyelim? Tabii bir yazar elindeki araçları çeşitli yöntemlerde, çeşitli biçimlerde kullanabilir. Bu da bir soru. Bu soru aynı zamanda çizgi sanatında da var. Karikatür diyoruz. Karikatürist. Şimdi grafik sanatlar deniyor. Karikatür grafik sanatların içinde midir? Yoksa bir ressam grafik sanatları, karikatürü kendi amaçlarına göre nasıl araç yapabilir? Bunların hepsi tartışmalı konulardır ve üzerinde düşünülmesi gereken bir takım sorunlar ortaya ve sorular çıkarıyor. Uzun uzun tartışılması gerekir. Aziz Nesin'in de Rıfat Ulgaz'ın da söylediği gibi daha bilimsel, daha ayrıntılı, değil mi? Daha incelemeye dönük panellerde bunlar konuşulmalıdır. Şimdi Kahvehane Hikayesi'nde de bir gerçek var. Ben de bir öykü anlatayım ya da bir gülüt Aziz Nesin dediği gibi. Biliyorsunuz Fransız devriminden doğan bir takım fikirler bütün Avrupa'ya yayılıyordu. Bir cumhuriyetçilik, bir demokratlaşma, insan haklarının bütün Avrupa'ya yaygınlaşması süreci. Öbür ülkeler, en başta Almanya, bir takım duvarlar çekmek istediler. Hep öyle olur tarihte. Bir yerde insanlık tarihinin dönemeci olan bir ihtilal, bir devrim patlar. Bu devrimin serpintileri tıpkı bir yanardağının serpintileri gibi bütün dünyaya yayılmaya başlar. O zaman tutucu düzenler, tutucu rejimler, tutucu iktidarlar da bunları engellemeye çalıştılar. Fransız devriminden sonra da aynı şey olmuştu. Ve Frederick zamanında birahanelerde siyaset konuşulması yasaklanmış. Polisler o zamanın kolluk kuvvetleri birahaneleri dolaşıyorlar ve diyorlar ki oradaki müşterilere bundan sonra birahanelerde politika konuşmak yasaktır. Peki ne yapacağız? Bira içeceksiniz sadece. Hayvanlardan ne farkımız kalır diyor. Al. Para vermek diyor. Şimdi bütün bu bizim yaşadığımız problemleri, bizim yaşadığımız çelişkileri dünyadaki öbür toplumlarda yaşamışlardır. Kimisi daha yakın bir çağda, kimisi daha uzak bir çağda. Türkiye'nin yaşadıklarını daha ileride yaşayabilecek olan bizden daha geri toplumlar da var. Bizim özgürlük, demokrasi, devrim sorunlarımızı biz 19. yüzyıldan beri yaşaya geliyoruz. Ve bu yaşaya geldiğimiz sorunlarda bizim mizah edebiyatımızın çizgide olsun, yazıda olsun, tiyatroda olsun ürünlerine bir itici güç oluşturmuştur. Bu doğru bir görüş. Bunun yanı sıra Türkiye'de bir de gerçek mizah, gerçek mizah derken tabii bir ayrım yapmak istiyorum. Demin gerek Rıfat gerek Aziz bir ayrım yaptılar. Her sınıfında aşağı yukarı bir mizah olduğu muhakkak. Hatta
daha da ileri gidebiliriz. Demin ben açıkladım. Eskiden saraylarda kralların ve padişahların soytarıları vardı. Onun yaptığı gülmece, kralın istediği gülmecedir. Soytarı, prensleri, kontları, baronları, baronetleri güldürür. Güldürür ama aynı zamanda iğneler. Soytarının görevi var. Saraylarda resmen görevli kralın soytarısı olarak bulunur ve her meclise girer. Bunun üzerine de çok geniş incelemeler, araştırmalar yapılmıştır. Ben soytarıyla Dalkavuk arasında bir ayrım yapıyorum. Bu doğu ile batı arasındaki bir ayrım gibidir. Soytarı sırasında kralı ve kralın yandaşlarını, prensleri, kontları, baronları, baronetleri, kontesleri de iğneleyebiliyor. Fakat Dalkavuk bunu yapamıyor. Ünlü Dalkavuk hikayesini, öyküsünü biliyorsunuz ya da Gürütünü Hazinesi'nin dediği gibi. Efendisiyle Dalkavuk arasında herhangi bir şey geçiyor. Patlıcan hikayesidir. Ben demiş, patlıcanın değil sizin dalkavuğunuzun. Dalkavuk. Anlatmayayım şimdi, herkesin bildiği bir öykü. Bu noktada Dalkavuk soytarıdan daha bağımlı ve daha aşağılık bir yaratık olarak ortaya çıkıyor. Şunu söylemek istiyorum. Kimi zaman insanları güldürmek, tabii bir noktada efendilerin uçaklığının yörüngesine de oturabiliyor. Bizim burada adını andığımız ve açıklamak istediğimiz gerçek mizah, egemenlere, efendilere, sömürücülere baş kaldırıcı mizahdır. Sanıyorum burada da birleşebiliriz. Şimdi bu baş kaldırıcı mizah, düzene karşı çıkan mizah, bunu ömüründen ayırmak gerekiyor bence. Bu durumda iki yanında iki tane usta var. Bu ustalar 40 seneden beri bunun çilesini çekiyorlar. 40-50 yaşını büyütme lütfen. Ya da çok genç yaşta bu işe girişildiği için böyle oluyor. Aradan bunca yıl geçmiş, bir maraton. Buradan bir umutsuzluk payı kendimize çıkarmayalım. Bütün dünya bu maratonun içindedir. Bu tükenmez bir yarıştır. Yani 40 sene önce böyleydi, 40 sene sonra böyledir diye herhangi bir umutsuzluğu hele sizin genç kuşakların çıkarmaması gerekiyor. Onu ben sezinliyorum. Bir noktada bugün Türkiye'de genç kuşaklara bir umutsuzluk aşılamak için büyük bir çaba var. Ama bu çabayı mizah silahıyla yırtıp parçalayacak, en büyük acılar karşısında bile gülerek savaşacak, savaşıma girecek, uğraşa atılacak kuşakların yetişmesi de bizim umutlarımızın bir yerde yeşermesi demektir. Sizden daha önce sizin abileriniz, abilerimizin abileri bu uğraşların hep içindeydi. Ancak şu gerçeği de bilmek gerekiyor. Bu kısa sürede sonuçlanacak bir uğraş değildir. Yani mizaha İtici gücünü veren, gülmecenin kaynağını oluşturan bu toplumsal çelişkiler kısa sürede de sonuçlanabilecek bir nitelik göstermiyor. İki yanındaki iki usta eğer dilerlerse, siz çok genç kuşaklarsınız, yeterli görüyorlarsa mizah konusundaki açıklamaları, genç kuşaklara bundan çok öncesinden onların sizin yaşlarınızda olduğunuz dönemden birkaç anı anlatabilirler mi acaba? Ben sadece bunu bir öneri olarak, bir dilek olarak ortaya koyuyorum. Söylenecek şeylerin söylenmesine engel bir şey değildir bu. Saat şu anda 3:30'dur. Başlayalı 2:15 geçe başladık. Daha zamanımız vardır. İstedikleri gibi konuşabilirler. Sizin de pek bıktığınızı sanmıyorum. Sözü Büyük Ustaları Fatmikat'a. Mizahın mizajla ilgisini belirttim. Yalnız toplumla nereye kadar ilgilidir, nereye kadar ilgisizdir, buna sıra gelmemişti. Aziz arkadaşımız bunu anlattılar. Ben yine şiirdeki yerimden size söylediğim, 40 kuşağından diyorlar bizlere, toplumcu, gerçekçi diyorlar ayrıca da. Toplumcu, gerçekçi, 40 kuşağı şairi diyorlar. Biz
faşizmin en azılı olduğu yıllarda şiire başlıyorum. Daha doğrusu başladığım şiiri buraya kadardır diyorum ve kesiyorum. Bu şiir diyorum aylakları eğlendiriyor, onların hoşuna gidiyor. Bir de toplumla ilgili sorunlarımız vardır. Bunları bir yana bırakırsam ben önce şair olamam, yazar olamam, aydın kişi olamam diyorum ve bireysel olan eğilimlerimi törpülemeye çalışıyorum. Ama insan tabii önce bireyiyle, yani mizacıyla insandır. Ama bir de toplumun içindedir. Toplumun içinde yeri vardır. Ekonomik koşullara bağlıdır. Siyasal koşullara bağlıdır. Biz bireysel yanımızı geri iterek, ki buna imkan yoktur, yer yer çıkar. O zamanın eleştirmenlerinden biri, değerli bir hikayecimiz, benim ilk çıkan kitabım üzerine şunları söylüyordu. Rıfat Ilgaz'ın ilk kitabını okudum, Yarenliği. Hep diyor, kendinden söz etmiş kitapta. Ama bir de bakıyoruz ki bunlar yalnız kendi sorunları değil. Bir toplumun sorunu. Okula gidemeyen, palto ayakkabı yüzünden gidemeyen, ekmek bulamayan, çöp tenekelerinden bilmem ne arayan, evde ışıksızlık yüzünden kitabını okuyamayan çocuklar, kömürsüzlük yüzünden sütünü bile ısıtamayan anneler, çocuğunun sütünü ısıtamayan anneler ve simitten yoksun bir kuşak. Ve oğlumun da 1940 doğumlu oluşu bana İkinci Dünya Savaşı'nın ne olduğunu çok yakından anlatmıştır. Ve böylece ben toplumla içli dışlı oldum. Ve en sonunda o oğluma 4 yaşındayken hapishaneye erkekler gününde bana bir şeyler getirme zorunluluğunda kaldı. Erkekler gününde ancak erkekler gelebiliyor. Oğlum 4 yaşında ama erkek. Fakat hapishanenin kapısından bunu kimse alıkoyamıyor. Annesinin gelemediği günler bizim delikanlı geliyor. Çekilin diyorlar. Erkek geliyor. Ve geliyor hapishanenin kapısına kadar. Bana getireceğini getiriyor. Hadi oğlum hadi güle güle diyorum. Ha, biz bu yaşı yaşadıktan sonra, bu dönemi yaşadıktan sonra artık güldürmek için güldürmek, eğlendirmek için eğlendirmek ne artık dalgalık olabilirdik, ne de o senin dediğin kelime soytarı olabilirdik. Biz aylak sınıfı eğlendirmek için şiir yazmamaya karar verdik. O dönemin bazı şairleri, kimi şairleri diyelim, biraz daha Türkçe olsun. Kırkkuşa şairi olduğu halde, ozan olduğu halde onlar Süleyman Efendi şiirleri yazmıştır. Ve daha sonra atom bombası düştükten sonra gerçekleri öğrenmişlerdir. Ve o zaman da Kırkkuşa şairleri çoktu. Ama öyle bir zaman geldi ki çağının sorununu üzerine alabilen kişiler şair, sanatçı olabilir. Bunun dışındakiler çağının sorununu düşünemeyen, üzerine alamayan kişi ne olursa olsun ister bireyci, ister toplumcu, ki toplumcu olur o vakit, hiçbir şey olamaz. Mizahçılığımız bile bu 1940'ın sonlarına doğru hazinesiyle işbirliği yaparak Marco Paşa'yı çıkarmakla mümkün olmuştu. Yani mizahı buraya da uygulama gereğini duydum. Yani dediği gibi toplumcu gerçekçiliği mizaha kadar bizim kuşak yüreklilikle götürmüştür. İnan kardeşimizin söylediği gibi buna kimse engel olamamıştır. 44 senesinde şiirden suçlanan kişiler
Bu sefer 48'lerde, 49'larda da aynı yeri ziyaret etmek zorunda kalmışlardır. Çünkü mizah da bireysel eğlendirme aracı değildir. Mizah, güldürmek, soykırılık yapmak için değil, toplum içindir. Bu bizatihi bütün sanat olayları içinde vardır. Bizim dünya görüşümüze göre zaten. Bir şarkıcılardan biri televizyonda falan bir röportaj yap. Arada sırada diyor, ben diyor toplumcu eserler üzerinde de çalışırım. Arada sırada çalışım var. Ya tam çalışırsın, ya sen gene bireyci davranışlarını gösterirsin. Eğlendirirsin milleti. Dediğimiz gibi siyasal cephede olanları da daha kolay bu. Bir arkadaşımız biraz önce gözüme ilişti. Ön sıralarda oturuyordu, yer değiştirmiş. Dün bana sordu bir gazetenin röportajcısı olarak. Mizah gelişmekte midir, gerilemekte midir diye sordu. Mizah dedi, ister istemez gerileyecektir. Büyük bir mizah gerileyecektir. Çünkü mizah işi dedim daha olanakları olanların eline geçti. Televizyonu kullananların, radyoyu kullananların ve her gün manşet olabilecek, haberler verebilecek olanların eline geçince biz ancak köşeye bucağa 3-4 satır yazımızı sıkıştırarak icra-i sanat etmemiz zorlaşınca tabii mizahı biraz olsun geriye itmek zorundayız. Bu işi büyük imkanlardan yararlanarak yapıyorlar bugün. Öyleyse mizah gerçek sanatçılar için bir parça daha geride kalabilir. Ama sanat hiçbir zaman üzerine kireç dökülüp ortadan kaldırılamaz. Bir yerde toplumsal koşulların elverişli olup olmadığını bekleyecektir. Bu korkudan da değildir. Yani siyasal baskıdan da değildir. Toplum istemez. Size yine bir örnek vereyim. Bizim Marco Paşa mizah dönemi kapanmıştır. Bunu siyasal iktidar kapatmamıştır bu dönemi. Demokrat Parti iktidara geçtiği gün ben bir Marco Paşa'nın hem sahibi hem sorumlu müdürüydüm. Arkadaşlar bu iş bu kadar dedim. Ben Eyberi'deki sıramı ihmal etmeyip oraya ilk atayım dedim. Neden dediler? Artık halk bize kulak kabartmaz. Bütün umudunu Demokrat Parti'ye bağlamıştır. Bizim eserlerimizi, en güzel eserlerimizi bile okumaz. Ve aldanmamışım. Bir arkadaş aldı. Dergiyi benden razı, uzun razı. Bana ver bu dergiyi dedi, ben çıkarayım dedi. Sen arada sırada bir iki fıkra yaz. Yani manşetli yazı yaz. Ben hastaneden bir iki yazı gönderdim. Söylediğin doğruymuş dedi, bu gitmiyor dedi. Yani, halkın artık bizden mizah istemiyor. Öyle bir döneme gelmişiz ki, Aziz Nesin haklı çıkarmak için söylüyorum. Toplumsal koşullar mizaha bazı zamanlar elverişli olmaz. Halk Demokrat Parti'den partiye bütün umudunu bağlarsa o günün siyasal kişilerini omuzlarda nasıl ama tahammülsüzce taşırsa artık ne Aziz Nesin'i okurlar ne de Batırgaz'ı okurlar. Fakat o gene siyasal iktidarın tek sözcüsü hükümet programında şöyle bir şey diyebilir eski korkuya dayanarak. Biz hükümet olarak mizah dergileriyle uğraşacağız. Demiştir, hükümet programına girmiştir. O vakit Aziz Nesin Medet gazetesini çıkarıyor. Ben de bir Marco Paşa'yı çıkarıyorum. İçimize karşı cephe almış bir hükümeti düşünün. Programda ikimizin dergisinin adı var. Övmek gibi olmasın azıcık. İkimize karşı mizah yasağı kuruluyor. Hükümet programında. Bu biraz önceki gerçeği saptamak içindir. Bir dönemde mizahın rolü ertelenir.
bugün hala ertelenmekte. Neden? Yeni mizahçılar çıktı. Yeni mizahçılar çıkınca tabi gerçek mizahçılar böyle kenarlarda beklerler. Koşulların gelişmesini ya da yeni bir teknik, yeni bir ifade biçimi veyahut biçimi ararlar. Belki bir gün o şekilde çıkarlar. Tiyatroya aktarmak isterler. Hikayesini başka türlü yazarlar. Başka bir biçim içinde yazarlar. Ama sanatın hiçbir dalı ölmez. Yani bir gün yine bizden söz ederlerken o zamanlar mizah patlaması, Marco Polo mizah patlaması demişlerdir. Mizah artık işte iki tane atıcısı burada, mizah patlaması öyle kolay kolay. Yani. Ama koşullar daha elverişli bir yola bizi gider. Belki daha da gençleşiriz falan. Yeniden güçleniriz. Yanımızda yetişen gençlere güvenerek yeni atılım yaparız. Yeni edebiyat türlerinden aramalar yaparız. Ya da bu türlerden birini güçlendiririz yeniden. Daldırma acısı yaparız. Tiyatroda olmazsa romanda, romanda olmazsa başka bir türde okurumuzun, toplumumuzun karşısına çıkarız. Demek istiyorum ki mizahın toplumla bütün sanat dalları olduğu gibi ikilemi vardır. Karşılıklı kaynaşması, anlaşması vardır. Bu dönemler geciktirir biraz. Ortadan kaldıramaz. Köpçülü kurutamaz. Ve siyasal gelişmeyle yakından bağımsızı deminden beri vurgulanıyor. Türkiye 2. Dünya Savaşı'ndan çıktıktan sonra tek partili rejim yönetiminin altındaydı. Bu tek partili yönetimin ayrıca eleştirisi yapılabilir. İyi ve kötü yanları ulusal bağımsızlık savaşından ve cumhuriyetten sonra tarihle incelenerek, siyasal tarih incelenerek ortaya konabilir. Onun hakkında da böyle ön yargılı bir yaklaşım doğru değil. Fakat gerçek şu ki 2. Dünya Savaşı'ndan çıkan toplum o kadar gerek bürokratik yönetimden, gerek 2. Dünya Savaşı'nın ekonomik sıkıntılarından o kadar bezmişti ki çok partili rejime büyük bir umutla sarıldı. Ve özgürlük, demokrasi